Meslek demek Avrupa'da geleceğin yolu demek. Peki bu konuda neler yapılıyor? Almanya Lokomotif ve Almanya'da Offenbach şehrinde bu gece bir mesleki program düzenlendi. Veliler nasıl bilgilenir? Gençler bu konuda nasıl bilgi alması lazım? İşte bu konuda soracağız, bakalım bize neler söyleyecekler. Wichtig ist dafür aber eine Grundbildung, die Sprachkenntnisse sind wichtig. Mittlerweile sehe ich aber auch vorrangig, dass sie auch die Muttersprache sehr gut können, sich bescheinigen lassen, weil wir sehr viele Betriebe haben, die international vertreten sind und im Grunde genommen froh sind, wenn sie Jugendliche bekommen mit Migrationshintergrund, die Sprachen auch können. Ebeveynler aslında çocukların başarısında en büyük faktörler. Ebeveynlerin buradaki eğitim sistemini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Biz Handwerkskammer olarak genellikle el zanaatları konusunda öğrenilebilecek meslekler konusunda gençlerimizi ve ebeveynleri bilgilendirmek istiyoruz. Bir defa eğitimin önemli kavrasınlar. Eğitim demek gelecek demek. Meslek altın bileziktirdi. Yeni bir şey daha öğrendik. Eğitim demek gelecek demek. Gelecek eğitimden geçer. Eskiden altın bilezik denirdi meslek. Önce size bir sorayım. Sizin altın bileziğiniz nedir? Ben Almanya'da makine mühendisliği okudum. Mühendisim. Man muss da schon gucken und man muss sich drum kümmern, ob jetzt ich beruflich oder die Eltern, um ihren Kindern zu helfen. Und da können wir natürlich sehr viel helfen bei so Abenden um die Berufsausbildung, die duale Berufsausbildung und den Stellenwert, den sie auch wirklich in Deutschland hat, auch so ein bisschen rüberzubringen. Und da zu unterstützen. Çocuklarını meslek eğitimine yönlendirsinler. Okul bittikten sonra iş piyasasına giren çocuğun oradan elde edeceği gelir. Onun belki bir senesini, iki senesini görecek. Aileye belki çok küçük katkıları olacak ama belki biraz dişini sıkarak aile o çocuğu mesleğe yönlendirdiği takdirde onun gelecekteki 40-50 yılını garanti altına almış olacaklar. Türkiye Araştırmalar Merkezi olarak hazırladığımız Network Biz projesi kapsamında hazırladık. Evet. Almanya'daki meslek eğitimi sistemini, genel okul sistemini, meslek eğitimi yeri ararken neler yapılabileceğini, meslek eğitimi yeri bulunamazsa hangi imkanların bulunduğunu, hangi yollar izlenerek tekrardan eğitim sistemi içerisinde yükselebileceğini bu broşürde Türkçe olarak anlatıyoruz. Ja, also man kann sich das ganze Jahr über bewerben. Das ist zwar saisonal, also die Ausbildungsgänge beginnen in der Regel im August und September. Und die schulischen, also zum Beispiel Pflegeberufe, beginnen im März. Also das ist geregelt. Aber die Firmen suchen eigentlich das ganze Jahr über, größere Firmen, sagen wir mal, mit etwas anspruchsvolleren Ausbildungen, suchen schon im Herbst und haben im Herbst auch schon ihre Auswahl abgeschlossen, während zum Beispiel kleinere Handwerksbetriebe eigentlich bis kurz vor Ausbildungsbeginn noch suchen. Açıklamalarda bulundu eğitim hakkında. Bence bilgilendim bu akşam. Bir veli olarak. Bir veli olarak bilgilendim, evet. Çocuğum da var. Tam ihtiyacı olacak durumda. İyi oldu benim için. Bize yol gösterenler en azından yardımcı oldular. Bir sorunumuz olsa kime gideceğimizi biliyoruz yani şu anda. Üniversitede okusa ne olursa olsun mesleği olması lazım. Şu anda da o üniversite okuyamayacak çocukların mutlaka mesleği olması lazım. Yani eğer bir iş geleceği olsun istiyorsak, yoksa yani başka türlü şu andaki sistemde başka türlü yaşamak mümkün değil. Almanya'da biliyorsunuz yani mesleksiz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bugünlerde temizlik işlerine bile meslek istiyorlar. Yani meslek olmazsa olmazlardan birisi yani. Oğluna müzikle destek oluyor. Neden? Meslek öğrenimi ve öğrenim sırasında motivasyona ihtiyaç var. Alkışlanır bu baba ve müziği de dinlenir. Bir de ondan soralım bakalım. Sen hangi mesleği düşünüyorsun? Müzik öğretmeni. Şimdiden de pratikte uyguluyorum diyorsun. Peki müzik öğretmenliği için gerekli bilgileri edinebildin mi? Neler lazım sana? Üniversiteye gitmem gerek. Evet, müzik okumam gerek. Onu bitirdim ama öğretmen olabiliyorum. Çok güzel. Hem müzik öğrenecek hem de öğretmen olacak. Senden öğretmen olur. Baba ol, bir çalın bakalım şöyle, bizi bir ailelerle bir neşelendirin, görelim bakalım.
sosyal faaliyetleriyle çocuğuna örnek olan bir baba, babasının yanında olan bir evlat. Almanya'da böyle manzaraları artık daha çok göreceğiz. Neden? Gelecek adına, kariyer adına, ülkemize ve insanlığa faydalı olma adına. Eğitimin yolu da motivasyondan geçiyor.